Geçelim Hrant Dink davasındaki gelişmeleri. Erhan Tuncel hakkında yakalama kararı vardı biliyorsunuz. Bir süredir aranıyordu ve son olarak önceki akşam yakalandı. Mahkemeye, daha doğrusu savcılığa sevk edildi. Erhan Tuncel'in arandığı 36 gün boyunca evine 1 kilometre yakınlıktaki bir villada yaşadığı ortaya çıktı sayın seyirciler. Komşuları polisin Tuncel'in kayıtlı olduğu adresi bile kontrol etmediğini söyledi. Görgü tanıkları da ilçe polisinin Tuncel'e Erhan Bey diye hitap ettiğini belirtti. Tuncel'in sürekli gittiği kafede Abdi İpekçi'nin katili Mehmet Ali Ağca ile buluştuğu da öne sürüldü. Polisin Hrant Dink cinayetinin büyük abisi Erhan Tuncel'i 36 gün boyunca hiç aramadığı ortaya çıktı. Hadi. Gazetesinin haberine göre Tuncel yakalama kararının ardından ikametinin kayıtlı olduğu evin 1 kilometre ilerisinde bir villada yaşamını sürdürdü. Aynı sokaklarda dolaştı, aynı kafeye gitti. Zaman zaman polislerle karşılaştı, sohbet etti. Kumburgazlılar ilçe polisinin Tuncel'e Erhan Bey diye hitap ettiğini söyledi. Yakalama kararı gereğince polis gerekli takipleri yapmıştır, araştırmasını sürdürmüştür. Muhtemel gideceği yerlerle ilgili teknik takipler, fiziki takipler yapmıştır. Komşuları polisin Tuncel'in kayıtlı olduğu adresi hiç kontrol etmediğini belirtti. Haberde Tuncel'in sürekli gittiği Elazığlı hemşerilerine ait kafede Abdi İpekçi'nin katili Mehmet Ali Ağca ile buluştuğu belirtildi. Görgü tanıklarının anlatımına göre Erhan Tuncel, Mehmet Ali Ağca'ya hayranlığını dile getirdi. Sizin en büyük hayranlarınızdan biriyim ifadelerini kullandı. İlerleyen günlerde sık sık Ağca'yla bir araya geldi.